Reklam filmine ne gerek? Gerçeğini göstersek yeter. Adam o kadar rahat ki, adam o kadar utanmaz ki, başkan seçildiğinde temel atmama töreniyle adını duyurdu. Şimdi 5 yılın sonuna gelmiş, bitiremeyeceği kesin olan atık su tüneli temel atma töreniyle halkın karşısına çıkıyor ve İETT ile ilgili araç arızalı kumpası nasıl onları çukura soktu, o çukurdan çıkamayacaklar, diyor. Neymiş? Onlar AK Parti diyorlar ama henüz teyit edilmedi. Hatta böyle bir çalışma yok açıklaması da yapıldı. Dahası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin bu işi organize ettiği iddiaları da var ama kendi kendilerine ortaya bir iddia atıp AK Parti reklam filmi hazırlıyordu yakaladık dedikleri de iddia ediliyor ama AK Parti o filmin çekilmesini istemiş olsa da fark etmez. Olay şu. Bir halk otobüsü sahibiyle bir reklam firması anlaşma yapmış. Reklam filmi hazırlıyorlar. İstanbulluların 5 yıldır çektikleri çilenin sembolik olarak bir görüntüsünü profesyonel bir film haline getirmek istemişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de halk otobüsünün bu reklam filmi çekimini sözüm ona suçüstü yapmış. Bakın bakın bu otobüs var ya bu otobüs aslında arızalı değil ama reklam filminde arızalı gibi gösteriliyor. Bu dumanlar var ya bu dumanlar aslında otobüsten çıkmıyor. Suni olarak üretilmiş dumanlar. Bu yolcu gibi görün var ya, aslında onlar reklam filminin figüranları, aslında otobüs arızalı değil, diyorlar. Bunu ciddi ciddi de dile getirip Karar Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne servis ettirip haber yaptırıyorlar. Be utanmazlar, be riyakarlar, İstanbul'da 15 dakikalık bir güzergahta seyir halinde olduğunuzda İETT otobüslerinin ya bir tanesinin ya iki tanesinin yolların kenarında park edip tamir edilmeyi beklediğini hemen her gün tekrar tekrar görüyor, şahitliğini ediyoruz. Reklam filmi miydi, başka bir şey miydi bilemem. Ama ben olayların gerçeğinin birebir şahidiyim. İstanbul'da İETT otobüsleri 2019 öncesine göre kat kat fazla kazaya karıştı, kat kat fazla arıza yaptı. Ama çukurlardan başını çıkaramayan Ekrem İmamoğlu sanki İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpışmamış Metrobüs gelip durakta yolcu almakta olan diğer metrobüse arkadan gelip toslamamış. Belediye otobüsleri durağa dalıp genç yaşlı insanları öldürmemiş. Otobüsleri boş verdik. Metro kazaları devri başlamamış. Metro ray atlamamış. Hatta belediye otobüsü denize uçmamış gibi bakın bakın bir otobüsü kiralamışlar reklam filmi çekiyorlar. Aslında bu otobüs arızalı değil diyorlar. Ama belediye otobüslerimiz eski dönem göre çok daha az kazaya karışmıştır. çok daha az ölümlü kaza olmuştur. Eski döneme göre otobüslerimizin arızası çok daha az sayıda olmuştur diyemiyorlar. Soyut anlatımı keseyim. Medyada yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki İETT otobüslerinin karıştığı kazaların somut haber başlıklarını aktarayım. Durun, 5 yılın kronolojisini vereceğim diye korkmayın. Sadece bir aylığını aktarsam zaten bu köşe dolar. Buyurun okuyalım. Tarih 10 Ocak 2024 Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 3 araçta hasar oluştu. Tarih 9 Ocak 2024. İETT otobüsü park halindeki 5 araca çarptı. İstanbul Ataşehir'de şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü önce park halindeki 4 otomobille kamyonete daha sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Tarih 9 Ocak 2024. Beyoğlu'nda tramvayın çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı. Tarih 7 Ocak 2024. Sancaktepe'de korkunç kaza. İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Tarih 7 Ocak 2024. Avcılarda İETT otobüsü kaza yaptı. İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Tarih 2 Ocak 2024. Beşiktaş'ta feci kaza. İETT otobüsü kontrolden çıktı. Yaralılar var. Tarih 2 Ocak 2024. İstanbul'da İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. 8 yolcu yaralandı. Tarih 23 Aralık 2023. İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü. İETT otobüsü duman saçarak ilerledi. Tarih 2 Aralık 2023. Bahçeli evlerde ambulans ve İETT otobüsü kaza yaptı. Tarih 14 Aralık 2023. Kadıköy'de iki İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza 5 kişi yaralandı. Tarih 8 Aralık 2023. Sultan Gazi'de feci kaza. İETT otobüsünün altında kaldı. Eee Reklam filmi çekmeye gerek yok ki. Sadece televizyonlardaki görüntüler toplansa, sadece gazetelerdeki haberler derlense, internet sitelerindeki haberler bir araya getirilse, Ekrem İmamoğlu'nun halkın karşısına çıkacak yüzü olmayacak ama seçildiğinde biz onun için Sülün Osman benzetmesi yapmıştık. Dolayısıyla o reklam filmi çevirseniz de utanmaz, gerçeğini de gösterseniz utanmaz. Sanki otobüsler tıkır tıkır iş biliyormuş gibi paraya boğduğu gazeteler ve internet sitelerine yaptırdığı haberlerle kendisini temize çıkartmayı amaçlıyor. Şimdi de otobüs kumpası diyorlar. Ne kumpası rezil adamlar. Yukarıya sadece birkaç haftalık kazaları yazdım. Daha onlarcası var. Otobüs durağında beklerken ölen insanların hatırına otobüs kumpası diyerek daha da alçalmayın. Pat diye patladınız diyor Sülün Osman. Evet, pat diye patladı belediye otobüslerin. Yananlar mı dersiniz? Arkadan gelip duvara toslar gibi önündeki otobüse vuranlar mı? Raydan çıkan tramvaylar mı? Denize uçan otobüsler mi? Reklam filmine gerek yok. Akit'in bulunduğu binada çıkan yangında 3. kattaki alevlere yerden bahçe sular gibi sıkılan suyu göstersek Ekrem İmamoğlu'na değil İstanbul 5 metrekarelik boş arsa bile teslim edilmeyeceğini herkes sanlar